Mardin halkının nefes aldığı, hasta yakınlarının, memur kesimin, işçi kesimin, cami cemaatinin buraya gelip nefes aldığı, ucuz çay içebildiği tek bir yerdir. Mardin'de bunun gibi bir yer yok. En son bugün bize iletilen sonuç, buranın Mardin İl Müftülüğü'ne devrettiği, Mardin İl Müftülüğü burayı, yani Ahmet Kaya Çay Bahçesi olduğu ismi Mardin tarafından bilinen yerin İl Müftülüğü'ne devredilmiştir. Burada normalde resmiyette ismi Dara Çay Bahçesi'dir. Burada sürekli Ahmet Kaya'nın şarkıları, Ahmet Kaya dışında hiçbir müzik dinlenmediği için burası Ahmet Kaya Çay Bahçesi olarak biliniyor. Bütün halka Dara Çay Bahçesi dedi, kimse tanımaz ama Ahmet Kaya Çay Bahçesi dediğiniz zaman Mardin'in bütün halkı tanıyor. Biz buraya gördüğünüz gibi bir sürü, bak, gördüğünüz gibi ağaçları biz buraya ektik. Buranın bütün zeminini biz hazırladık, biz buraya bunca ekmek verdik, peyzajını yaptık. Ama maalesef son anda alınan kararla buranın sözleşmesi feshedildi ve bu sözleşmede müftülüğe devredildi. Hiçbir gerekçe sunmadılar. Sadece biz burayı müftülüğe devrettik. Biz bütün siyasi partilerle görüştük, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Herkesle görüştük bu konuda. Ama maalesef dediğim gibi tekrardan burayı müftülüğe devretmiştir. Ya şimdi büyük ihtimal müftülük artık valilik Ahmet Kaya'nın sanki sesine tahammülsüzlüğü varmış gibi. Biz de öyle bir sezgi içindeyiz. Yani bu artık bunu sadece şöyle diyebilirim. Buradaki esnaf mesela, şu an gördüğünüz esnaf, her gün bize aynı telefonla arayan, yüz yüze görüştüklerimiz her gün aynı şeyi söylüyor. Abi biz burada perişan olduk. Karşıda bir tane dönerci var, günde 20 kilo döner satan adam bugün 6-7 kiloya düşmüş. Niye? Burasının kapalı olmasından dolayı. Adam geliyor burada, hem ucuz çay içiyor, hem karşıdan ucuz döner alıyor. Yani 50-60-70 liraya karnını doyurup çay parasıyla, toplam bugünün parasıyla 100 liraya karnını doyurup çekip gidebiliyor. Ama maalesef bunu bize çok gördüler. Biz hiç çalışmadık burada. Sadece burayı güzelleştirmeye çalıştık. Mardin halkına daha güzel bir şey vermeye çalıştık. Maalesef bunu önümüze koyan engellerden dolayı, işte az önce belirttiğim gibi müftülük, valilik, çevre şehirciliğin şeyiyle sözleşmeyi feshedip müftülüğe devrettiler. Hukuk mücadelemizi vereceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık biz sadece takdiri bütün siyasi partilere, bütün sivil toplum kuruluş örgütlerine, özellikle Mardin halkına bırakıyoruz. Ahmet Kaya Çay Bahçesi'nin kapatılması Mardin halkına bırakıyoruz bunu. Başka bir şey de diyemiyoruz. Yani diyeceğim bu kadar.